Geçtiğimiz yıllarda Disney tarafından satın alınan Pixar, sinema tarihinin en iyi film yapımcısı olabilir. Her ne kadar bazı sıkıcı yetişkinler Pixar filmlerini sadece çocuk işi olarak görse de, bu filmler hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyecek biçimde yapılıyor. Hatta bazıları yetişkinleri depresyona sokup deli gibi ağlatabiliyor. Biz kanal olarak bu konuşmaları açtığımızı düşünüyoruz. Arabaların ilki gerçekten beğendiğimiz bir filmdi. Kendini beğenmiş arabamız ilk filmde çok güzel bir değişim yaşamıştı. İkinci filmin ise tek öne çıkan faktörü Cem Yılmaz'dı. Yarışa başla, şimşeğin bekle, onu geç ve Francesco yine birir. Şu arkadaşı her ne kadar sevsek de filmin neredeyse başrolü olması bizim için pek bir işe yaramamıştı. Bu arada filmi dublajlı izledik ve dublaj her Pixar filmindeki gibi sağlamdı. Cars 3'te beklenenden daha farklı bir hikayeyle karşı karşıyayız. Şu ilk fragmanda olanları hepiniz görmüşsünüzdür. Bu filmde direkt olarak Şimşek McQueen'i yaşlanmış ve modası geçmiş olarak görüyoruz. Konuya ve işlenişe birazdan geleceğiz. Ancak hemen söyleyelim. Arabalar 3'ü beğendik ve duygulandık. Pixar'ın en sevdiğimiz filmleri kadar iyi değildi. Ancak biz gerçekten keyifli vakit geçirdik. Bir Pixar filmine göre daha az güldüğümüzü söyleyebiliriz. Yine de bu çok önemli değil. Bu arada daha önce seriyi izlemediyseniz bu filmi anlamazsınız. Ve bu film ilk ikisini izlemeden gidilecek kadar iyi değil. Bu arada filmde bir after credit sahnesi var. Ama sadece bir espriyi devam ettirmek üzerine. Kalıp kalmamak sizin bileceğiniz bir şey. Film direkt olarak McQueen'in yaşlandığını ve modasının geçtiğini gösteriyor. Bundan sonra adamımız adapte olmaya çalışıyor. Gençlerin kullandığı simülatörler, saçma makineler ve bir de eğitmenle karşılaşıyoruz. Bu yeni eğitmen karakteri ne? neredeyse filmin başrolü haline geliyor ve gerçekten iyi bir karakter ortaya çıkarmışlar. Bunun dışında film hep McQueen'e odaklanıyor ve hikayesi çok eğlenceli. Eski Hudson karakterine de büyük bir saygı duruşunda bulunuluyor. Bu karakteri seslendiren isim hayatını kaybettikten sonra Hudson karakteri filmde de öldürülmüştü. Filmin en güzel yanıysa antrenman sahneleri. Bu sahnelerde Arabalar filminden beklediğimiz yarışı görebildik. Arabalar yönetmenlik açısından da başarılı. Değişik ve güzel açılarla hikaye iyi bir şekilde anlatılmış. Film sadece başında biraz dağınık hissettiriyor. Gene de siz film dağınık mı diyene kadar toparlıyor ve güzel bir şekilde sonlanıyor. Sonuna gelindiğinde ise... Bu animasyonu çocukken izleyen arkadaşlar McQueen'le beraber yaşlandıklarını düşünecekler. Ancak aslında sadece 20 yaşına girmiş olacaklar. Arabalar 3, yaşlanmayı ve modanın geçmesini harika bir şekilde anlatıyor. Takımı tekrar bir arada ve bir aile gibi görmeyi özlemişiz. Kısacası Arabalar 3 iyi bir film. Harika değil ama biz bu filmi arkadaşımıza öneririz. Size önereceğimiz şu 4 videoysa izlerseniz daha mutlu bir gün geçirebilirsiniz. Ve ne olur, ne olur bizi Twitter ve Instagram'dan takip edin. Orada deli deli şeyler yapıyoruz. Hoşçakalın.